Evet, yıldızlar için şairane Farsça derslerimize hoş geldiniz. Başlatılıyor diyor ama üstadım biraz evet geç başlayacak zannediyorum kaydımız. Olsun, biz yıldızlara bir merhaba diyelim. Evet arkadaşlar, yıldızlar için şairane Farsça'da YDS metinlerine, haber metinlerine devam ediyoruz. Bugün bakalım ne var menümüzde, listemizde ne var? Biliyorsunuz şair ben oluyorum, Özgür Çoban. Ve yıldızlar da sizler oluyorsunuz. Ve üstadımız da Muhammed Ekrami oluyor arkadaşlar. Evet, Muhammed hocamızla çok derin bir muhabbetten sonra arkadaşlar ses kaydını açtık. Bugün biraz böyle hüzünlü bir ders yapacağız diyormuşum. Evet arkadaşlar, yani Şeyhülislam Yahya'nın da zannediyorum. Cihanda aşıkı mehcur sanma rahat olur. Cihanda aşıkı mehcur sanma rahat olur. Neler çeker bu gönül söylesem şikayet olur. Evet. Hocam ben biraz böyle şeyden duygusal başladım. Buyurun, hoş geldiniz. İstanbul'dan Tahran'a saygılarımızı gönderiyoruz. Hoş bulduk. Size ve bütün arkadaşlara selamlar, saygılar. Ondan sonra Mehmet hocam. Evet, Muhammed hocamız arkadaşlar. Az konuşup çok iş yapan yıldızlardan. Skype'imiz yenilenmiş. İnşallah biraz tabii yenilendiği için daha mı ağır duruyor nedir? Şimdi ekran paylaşımında evet. Şimdi şuradaki evet. Evet, sadece sana dair diye bir kitap altyapısı oluşturmuşuz. Şuradan üstadım ben bakayım da kaç numaraymış bu. Evet, şuradan ben bir şeyleri, çok özür diliyorum sevgili yıldızlar. Şuradan hocamla muhabbet edeceğiz derken ben evet. Şunun evet. Onu şuraya koymuş muyum GDS? Evet arkadaşlar, kusura bakmayın. Bilgisayarım biraz doldu, temizlenecek de üstad. Hafızası çok az kaldı, o yüzden biraz yavaş. Yoksa bilgisayarım güzel maşallah, Allah nazardan saklasın. Anneciğim dersteyim de sonra görüşelim, olur mu? Tamam, tamam anneciğim, hadi görüşürüz. Hadi eyvallah. Evet, annelerin duasını almak arkadaşlar önemli. Başka birisi olsa açmayacaktım ama annem olunca kıyamadım. O benim gözümün nuru. Ana baba duasını almak arkadaşlar önemli. O yüzden annemi akşam aramıştım ben. Çok konuşamamıştık, onlar iftar yapıyorlardı. Şimdi o da beni aradı artık. Tamam, önemli bir şey yok yani. Önemli bir şey olsa zaten söylerdi. Sonra ararım, hatta yarın ararım dedi. Şey yapmadı. Şimdi evet arkadaşlar, metnimizi gönderiyorum. Ekranı paylaş diyorum. Evet, şuradan ekranı paylaş. Evet. Tamam, şimdi geliyor arkadaşlar. İnanın biraz o kadar yavaş ki arkadaşlar. Farsça haber bilmem ne. 79. Paylaş dedim.
Evet, geldim üstadım. Biraz yavaş sanki ama. Evet arkadaşlar, bizimle ilgili değil inanın. Skype'i bazen yavaş oluyor. Ya ülkelerle ilgili oluyor. Ya bizim burada zayıf oluyor. Ya Muhammed hocamızın orada zayıf oluyor. O yüzden. Evet. Burs haftara Bağçera Sebs Asker. Büyütelim mi? Tabii ki üstadım. Doğru metin geldi değil mi üstad? Evet. Evet. Arkadaşlar önce biliyorsunuz Muhammed Ekrami hocamızın seslendirmesiyle başlıyorduk. Arkadaşlar Muhammed hocamız Sezai Karakoç'un Sürgün Ülkeden Başkentler Başkentine şiirini sağ olsun tercüme etti Farsça'ya. Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün dergisinde de onun bir tercümesi çıkacak. Benim de ufak tefek katkılarım olduğu için Muhammed hocamız dedi ki beraber koyalım dedi. Daha doğrusu o şey dedi, yani beni koyma sen koy dedi. Sadece senin ismin olsun dedi ama tabii ki emeğin büyüğü kendisine ait olunca ben de ikimizin beraber koyalım dedim sağ olsun. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Bayağı böyle kafiyelerine falan da dikkat ettik. Tabii şiir yönünden, tabii ben şair olunca Muhammed hocama biraz katkı sağladım ama çeviri anlamında yani çok az katkı sağladım. Ama şöyle olsa böyle olsa diye tabii fikir verdim. Akıldan üstün arkadaşlar. Hani birlikte olunca daha güzel bir, içimize sinen bir metin ortaya çıktı. Ona dair de böyle bir 15-20 dakikalık bir gün kısa bir video çekelim. Şiir tercümesi isteyen arkadaşlarımız da var Muhammed hocam. Evet. Geçen hatta benim videolardan bir tanesine yorum yapmışlar. Bir metni önce seslendirin diye. YouTube'da arkadaşlar. Ben tabii çok telaşlıydım. Bir sadece şey yaptım, onayladım, beğen işaretini gönderdim de açıklama yapmadım. Diğer videolarda zaten siz seslendiriyorsunuz ama hani herhalde başka o bir tanesini seyretmişti. Evet, seslendir dediler. O yüzden isterseniz hocam önce bu metni bir siz seslendirin madem. Arkadaşlar evet. Seslendirin istiyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ileri seviye metinlerde ben elimden geldiğince taşın altına elimi koyuyordum ama bu ileri seviye metinlerin de üstü bunlar. Haber metinleri ve tamamen akademik kavramlar olduğu için ben de sizinle beraber dinliyorum. Ve ne yapıyorum? Zaman zaman size yardımcı olmaya çalışıyorum. Hani şu kelime falan aklınızda kalsın diye. Küçük açıklamalara da katkı sağlıyorum. Yük artık Muhammed hocamız da bundan sonra. Buyurun hocam. Evet, bir daha büyütelim hocam. Biraz yeter. Fazla olsa. Büyük taş. Şey fazla oldu da şöyle yapalım. Heh, şöyle daha iyi değil mi? Evet, evet güzel. Şu anda güzel. Ve fermayet üstadım. Evet. Burs haftera baçırağı sebz ağaz kert. Çırağı sebzi bazarı sermaye emruz roşen şud. Ve şahısı kolle بورس بیش از 22 هزار واحد افزایش یافت. به گزارش ایسنا در معاملات امروز بازار سرمایه شاخص کل بورس با 22554 واحد صعود تا رقم 1,229,000 واحد افزایش یافت. شاخص کل با معیار هموزن هم 1453 واحد افزایش یافت و رقم 433,277 واحد را ثبت کرد. ما
معامله گران این بازار 788 هزار معامله به ارزش 80378 میلیارد ریال انجام دادند. سنگ پتروشیمی خلیج فارس، معدنی و صنعتی چادرملو، فولاد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس ایران، پالایش نفت اصفهان و پتروشیمی پارس نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی بورس گذاشتند. شاخص کل فرابورس هم با 116 واحد افزایش به رقم 17198 واحد رسید. معامله‌گران این بازار 245000 معامله به ارزش 147409 میلیارد ریال انجام دادند. پلیمر آریا ساسول، سرمایه گذاری سبا تامین، فولاد هرمزگان جنوب، شرکت آهن و فولاد الفا و گروه توسعه مالی مهر آیندگان نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت را روی فرابورس گذاشتند. انتهای پیام. Efendim, evet, intihai peyam. Evet, üstadım buyurun. Top sizde, ben zaman zaman katkı sağlarım ya da anlamadığımız yerler üzerine konuşuruz. Evet, Bors hafta ra ba çırağ sabz ağaz kerd. Borsa haftayı yeşil ışıkla başladı. Yani yükselmiş mi? Onu mu kastediyor? Evet. Evet. Yeşil ışık sanıyorum bütün dillerde kullanılıyor. İyiye gitmek, durumun iyi olduğunu kastediyor. Vallahi bizde dolar yukarı çıkarken de yeşil gösteriyorlar ama hiç iyi gitmiyor üstad. Evet, evet. Neyse, tabii. Biz ekonomist olmadığımız için bu konulara çok girmeyelim. Evet, ekonomiden daha fazla politikaya ilgili. Evet. Evet. Çırağı sebz bazar sermaye emruz roşen şod. Yatırım pazarının yeşil ışığı bugün başladı. Evet. Roşen şod. Yandı, yakıldı anlamında. Hı-hı. Başka ne var? Aydınlandı. Aydınlandı, evet. Ve şahıs kolli burs bir şez 22000 vahet afzayış yaptı. Bu metnimizin çoğu adet rakam. Hı-hı. Evet, evet. Evet. Şahıs kolli burs borsanın genel şahısı ne diyeceğiz hocam? Gösterge mi? Evet, gösterge diyebiliriz şahısı. Tam olarak Türkiye'de borsa hakkında buna ne diyorlar ama şahıs gösterge, hı hı. Kol genel ve burs borsa. Borsa. Borsanın genel tablosu diyebiliriz belki oraya. Evet, borsanın genel tablosu 22.000 vahitten fazla. Evet, birim diyelim ona, vahit birim diyelim. 22.000 birimden fazla. Fazla yükseldi. Evet, artış buldu. Efzayiş yaften arkadaşlar, artmak. Yaften bulmak, efzuden. Efzun muydu üstad? Artmak. Evet, efzun. Evet. Efzuden efza mıydı? Efza, evet, efza. Efzuden efza.
Efzun da zaten oradan geliyor. Fazla değil mi? Fazla, evet. Evet. İslam'ın haberine göre, raporuna göre, evet üstadım buyurun. Der muamelat-ı emruze bazare sermaye, yatırım bazarının bugünkü alışverişleri, şahıs-ı kolle burs, borsa genel tablosu 22.554 birim artışla 1.229.000 birime ulaştı. Evet. Ulaştı mı, arttı yani, değil mi? Arttı. Zaten ulaştı, tamam. Peki şey mi, orada suud kelimesinin anlamı neydi üstad? Suud, artma. Ha, artış da. Tamam. Zaten orada efsayiş. Suud da artmak. Evet. Tamam evet, üstad. Orada hem suud kelimesi artışı gösteriyor, hem de fiilimiz efsayiş yaptan da artış bulma. Evet, o zaman orada artış, tamam. Güzel bir tercüme yaptınız. Teşekkür ediyorum üstadım. Buyurun. Şahıs-ı kol ve meyyari hem vezn hem 1450 vahid efzayış yok. Bunların bazısı terimler, meyyari hem vezn, aynı vezinde olan kriter. Şahıs-ı kol genel tablo, aynı vezinde olan kriterle 1453 birim artış buldu. Yani aynı aralıktaki birbirine yakın şeyleri söylüyor galiba, kağıtları mı diyelim. Vallahi üstad ben de borsadan hiç anlamam da, hani farklı metinler olsun diye seçtim bunu. Tamam. En azından biz kelimeleri doğru çevirelim. Şey olsa, evet. Arkadaşlar, borsayla ilgilenen arkadaşlar varsa, evet, onlar yorumlarına yazsınlar arkadaşlar. Vallahi ben şiire kafa yoran birisiyim arkadaşlar. Paraya kafa yormuyorum. O yüzden evet. Hani yormuyorum derken yoruyoruz da işte yani geçinecek kadar öyle şey değil, evet. Kendi halimizde. Hani elhamdülillah, hani kötü de değil durumumuz ama hani kafa yoracak kadar da, hani ne kafa yoracak kadar zenginiz ne kafa yoracak kadar fakiriz arkadaşlar. Muhammed hocamın durumu da aynı benimki de. Evet. Ve rakamı 433.277 vahid ra sabit kert. Sabit kerden ne hocam? Kaydetmek mi? Evet, kaydetmek üstad. Evet. 433.277 birimi kaydetti. Evet. Muamele-i gerane in bazar 788.000 muamele ve erzeşi 80.378 milyar riyal encam deden. Hocam bu muamele geran, ben bunu yanlışlıkla muamele-i geran okudum. Muamele-i geran dediğimizde pahalı alışveriş oluyor. Muamele geran, alışveriş yapanlar. Evet, işlem yapanlar değil mi? Evet. İşlem yap, burada borsa olduğu için işlem yapanlar anlamında kullanmıştır. Evet. Bu pazarın işlem yapanları 788.000 alışveriş, 80.378 milyar riyal değeriyle. Evet, güzel. Berzeş değeriyle arkadaşlar. Hocam o siyah sanıyorum benim görüntüm. Onu kapatsanız. Evet. Evet. Efermayın. Evet, burada kurumların, şirketlerin adını saymış.
Bunlar daha çok artış bunların hakkında olmuş. Bunlar okuyorum. Bunlar şirketlerin ve kurumların isimleri. Evet. Senge Petrokimya Halice Fars. Evet, Halici Fars Denizi Petrokimya Taşı. Petrokimya Taşı. Şirketin adı bu, öyle mi? Adı evet. Madeni ve Sanatiye Çadır Malu. Çadır Malu Endüstri ve Maden. Madencilik. Evet. Bulade Mubareke İsfahan. İsfahan'ın Mubareke. Mubareke de bir şehir sanıyorum. Çelik. Fulat da çelik. Evet. Melliye Sanayi Mese İran. İran'ın bakır sanayi milli. Milli bakır sanayi. Evet. Mes. Bakır mı? Bakır evet. Evet. Halayış Enefte İsfahan. İsfahan Petrol Arıtma Kurumu şirketi. Evet. Ve Petrokimya Pars. Pars Petrokimya, bu da bir kurum. Nisbet vesaire nimadha işlerin tesiri musbetra ruye burs gözaştın. Borsada diğerlerine göre olumlu etkili sembolüne bıraktılar ya sahiptiler. Burada fiilimiz tesir gözaştın etkilemek. Ama orada nemadı sembolü derken nasıl diyelim bunu? Belirgin bir artış gösterdiler diyebilir miyiz ona, belirgin? Sanıyorum her kurumun, şirketin orada bir sembolü var. Bunların diğerlerine göre daha olumlu etkilenmiş. Evet. Ve fermet usta. Şahıs-ı kolli ferabursz hem ve 116 vahid efzayiş bir rəqəm 17,798 vahid resid. Ferabursz ne diyeceğiz? Fera üstün, yani borsanın üstün mü var? Bilmiyorum ki. Evet, o da Ferabursz, bursun ötesi, o da sanıyorum bir kısmı borsa bölümünde. Onun genel tablosu da 116 birim artış ile 198 birime yetişmiş ya ulaşmış. Evet. Muamele gelen in bazar 245,000 muamele ve erzeş 47,409 milyar riyal encam deden. Bu pazarın alış muamele gelen ne dedik hocam? İşlem yapanlar dedik. İşlem yapanlar. Bu pazarın işlem yapanları 245,000 alışverişle 147,409 milyar riyal değerinde alışveriş yapmışlar. Evet. Bu şimdi okuyacağım. Bunlar da kurumların ismi yerinde. Polimeri Arya Sasul. Polimere ne söylüyoruz? Polimer bilmiyorum ki, nedir ki polimer? Polimer İngilizce, Fransızca o petrokimyadan yapılan sanıyorum polimer olacak. Katran mı acaba? Zift. Evet. Olabilir mi? Zift, katran. Belki. Bu kurumun, şirketin ismi. O kadar da şey önemli değil. Sermaye Gözariye Sabah Temin. Bu da bir kurum, şirket. Fulade Hormuzgan-ı Cunub. Şirketi Ahen ve Fulade Erfe.
Guruh tose maliye mehre ayendigan. Hocam bu guruh tose maliye mehre ayendiganı çevirelim. Tabii ki. Çiçek ismi olsa da. Hı-hı. Yani diğerlerini de çevirebiliriz aslında. Bilmesi güzel kelimeler var diğerlerinde de. Evet. Buyurun. Merak ettiğiniz. Nerede? Polimeri Arya sağ sol. O zannediyorum polimeri katran falan zift mi diyeceğiz artık? Ona şey mi? İngilizce yazılışı nasıl? Ben hemen şuradan bir İngilizce sözlüğe bakıvereyim üstad. Sanıyorum P O L Y O P O L Y L Y M E R sanıyorum böyle olacak. Çıkmadı bir şey ama. Hocam polimer bu şey petrokimyada bir ürün. Onunla boru falan yapıyorlar. Allah Allah. Polimer ne ki? Evet. Bilemedik. İnternet de yavaş. İnternetten de gelmiyor. Şuna bak. Bizim hatlarla da hatlarda da şey olunca. Evet. Diğer kelimelere bakalım. Tabii ki. Hangisini merak ediyorsunuz? Ne dedik başka? Sermaye gozari sabah temin. Selam. Sabah temin yatırım şirketi. Sermaye gozari yatırım yapmak. Öyle mi? Yatırım koymak. Öyle mi? Sermaye koymaktan geliyor. Öyle mi? Sermaye gozari. Evet. Evet. Fulat çelik miydi? Evet. Hormuz bir il ismi İran'ın. Evet. Tamam. Hatırladım. Şirketi Ahen. Bu da demir miydi? Demir çelik miydi? Evet. Demir çelik şirketi mi bu da? Elfe de ismi. Elfe çelik ve demir şirketi. Guruhu Tosi Mali Mehrayendegan ona ne demiştik? Geleceklerin mehr, şefkat mı? Evet, sevgi, şefkat. Evet. Sevgi, bu ismi mali genişleme. Genişleme grubu. Tamam. Bunlar nispet vesaire nimatha başka sembollara göre bişterin tersiyle mosbetra ruye ferabursk gazaçten daha çok olumlu ferabursu etkilemişler. Evet. Orada borsa ötesi derken herhalde borsanın en üst seviyedeki şeylerini mi? Üst seviyede olanlarını evet, kastediyor olabilir. Evet. İntihai peyam mesajın sonu. Evet, mesajın sonu. Evet. Mesajın nihayetten geliyor. Peyam da peygamber. Peygamber oradan geliyor arkadaşlar. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa bütün yıldızlara teşekkür edelim. Evet. Yok bir şey hocam. Evet. Bedava. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni metinlere devam edeceğiz. İnşallah Muhammed hocamızla bu akşam bir metin daha çekeceğiz sizin için. En kısa zamanda da yüklemeye başlayacağız YDS metinlerini. Evet. Görüşmek üzere sevgili yıldızlar. Hoşçakalın.